Çok teşekkür ederiz efendim. Üçüncü yarışmacımız Ali Fuat Bey ile birlikteyiz. Nasıl buldunuz efendim rakiplerinizi? Aslında biraz heyecanlıydı ama çok iyi yarıştı. Heyecanlı olmasına rağmen gayet evet. Güzel yarıştı. Bazen küçük bir heyecan insanı daha iyi ayarlatıyor. Zannediyorsam daha iyi. Ben de o kadar heyecan bende de var. Bakalım göreceğiz. İnşallah sizin de işinize yarayacak. Siz de en az Sebla Hanım kadar başarılı bir yarışma evet. Geçireceksiniz efendim. Umarım. 14 tane soru. 4 dakika, hiçbir değişiklik yok. Soruların kimisi birebir sözlük anlamı, kimisini biraz eğdik büktük çalkaladık, kimisi de zir zopça sorular. Evet. Hoşgörünüze sığınarak. Buyursunlar. İlki geliyor. 4 harfli cevabı arıyoruz. Görelim bakalım nasıl bir soruymuş. Şiirin satırlarından her biri. Durduk. Dize. Dize. Hiç harf almadan 400 puan. Doğruca kasaya. Hemen geçiyorum müsaadenizle ikinci soruya. Yine 4 harfli bir cevabı arıyorsunuz. Şöyle bir soru geliyor. Bakla tanelerinin kabuğu soyulduktan sonra yapılan zeytinyağlı yemek. Durduk. Baba. Yine harf almadı Ali Fuat Bey. 800 puana yükseltecek mi kasasını? Tabii ki. 5 saniyede 800 puan efendim. Üçüncü soru 5 harfli cevabı olan bir soru. Biraz dolaylı sorulmuş bir sorudur ama zannediyorum ki onu da çok rahat bir şekilde cevap vereceksiniz. Buyurun. En fazla 1,5 yaşından sonra bırakılması gereken dudak tiryakiliği. Bırakılması ya da bıraktırılması gereken. Durduk. Emzik. Olabilir mi? Hayatımızdaki ilk dudak tiryakiliği. Emzik 1300 puan. Bu da diğeri efendim. Yine 5 harfli cevabı olan bir soru. Dördüncü sorumuz. Kişinin bağlı bulunduğu okul, spor kulübü veya mesleği belirten tek tip giysi. Harf lütfen. Buyursunlar. Durduk. Forma. Forma. 1300 puanlık kasayı 1700 puana yükseltiyor. En sonunda bir tane harf aldınız. Evet. Hayırlısı efendim. 6 harfli cevapları arıyorsunuz şimdi de. Bu ilkidir. Görelim bakalım nasıl bir sorusu varmış. Dünya, kader, talih, zaman ya da çağ anlamlarında kullanılan bir söz. 3 ayrı anlamı var. Dünya, bir harf istediler. Harf lütfen. Birincisi dünya, ikincisi kader talih, üçüncüsü zaman ya da çağ. Bir harf daha istediler. Sondan ikincisi A, baştan ikincisi E. Devran. Devran, bizim aradığımız cevap mı? Umarım. Aynen öyle, 2100 puana yükseliyor. Ali Fuat Bey'in kasası hem de daha 5. sorudayken. Çok sık karşılaştığımız bir şey değil efendim. Şans. Rekor bile kırabilirsiniz belki de. Hatırlatayım mı kaçta rekorumuz? Evet. 8500. Çok güzel. Çok da güzel olur. Buyursunlar. Son 6 harfi cevabı arıyoruz. Şöyle bir soru geliyor karşımıza. Canlılığı, canlılığını, parlaklığını kaybetmiş gözleri tanımlayan bir tabir. Kusura bakmayın. Harf lütfen. Buyurun. Bir sıfat olarak kullanılıyor. Harf lütfen. Aldığı ekle birlikte bir sıfat olarak kullanılıyor. Nasıl göz? Nokta nokta göz. Harf lütfen. Canlılığını, parlaklığını kaybetmiş göz. Bir harf istedik. Evet. Fars. Harf lütfen. Versin. Versin. Harf lütfen. Aldığı ekle birlikte sıfat haline gelmiş. Ekle birlikte. Fersöz. Fersiz. 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 100 puan kazanabildik. Canımızı okudu şu Fersiz sorusu. Evet. Görelim efendim. 2200 puan.
Hani nehirleri denizleri geçip çayda bulunduğuna denir herhalde. Allah'tan ki evet. Eksiğe falan düşmedik efendim. Evet. Gayet güzel. 6 harfli cevaplar da bitti. Sırada 7 harfli cevabı olan sorularımız var. Bu ilkidir. Görelim bakalım. Yabancı kökenli bir sözü bulmaya çalışacağız. Nasıl bir sorusu varmış? Tek harfli mi? Ekonomide tek bir harf, evet. Ekonomide sürüm anlamında kullanılan Fransızca kökenli söz. Harf lütfen. Buyurun. Harf lütfen. Sürüm anlamında kullanılıyor ekonomide. Sürümden kazanacağım. Sürümden. Harf lütfen. Fransızca kökenli bir söz. Emisyon. Olabilir mi? Olursa ne güzel olur. 2600 puan. 1 dakika 35 saniye kaldı. Zaman. Son 7 sorumuz efendim. Zamana aman dikkat. Çok güzel gidiyoruz. Puanımız da çok iyi ama aman zamana dikkat. Çünkü sondaki 2 soruyu görememek demek 2000 puandan olmak demek. 7 harfli cevabı arıyoruz efendim. Yine tek bir kelimeden oluşuyor. Gayet kolay bir soru. Buyursunlar. Hafifçe dolaylı sorulmuş ama çok fazla değil. Hemen hemen her kültürün mitolojik hikayelerinde yer alan evrim geçirmiş dinozor. Hoşgörünüze sığınarak evrim geçirmiş dinozor olarak tanımladık bu yaratığı. Ejderha. Ejderha. 2600 puanı 3200 puan yapan cevap mıdır? Evet öyle. Çok dinozor değil ama. Dinozor değil. Evrim geçirmiş dinozor. Aklı başına gelmiş. Evet, evet. Aklı bali olmuş. Evet. Kanatlanmış uçmuş. 8 harfli cevabı arıyorsunuz. Kısacık bir sorusu var efendim. 2 kelimeden oluşuyor. Hemen görelim mi? Buyursunlar. Cevabı tek bir kelimeden oluşuyor. İşte bu da sorusu. Sessizce kaçmak. Durduk. Sıvışmak. Hiç harf almadık. Ama acaba sessizce kaçmanın başka bir karşılığı olabilir mi? Benim bildiğim kadarıyla sıvışmak. 3200 puan. Eğer ki doğruysa 4000 puana yükselecek Ali Fuat Bey'in kasası. Ama bir tek özleme yaşarsak, üzülerek söylüyorum ki, o güzelim 3200 puanı bir anda 2400'e düşüreceğiz. Sıvışmak efendim aradığımız cevap. O kutuların arkasında ne var? Aynısı. 4000 puandayız. 1 dakika 23 saniyemiz var. Yine 8 harfli bir cevabı arıyoruz. Tek bir kelimeden oluşuyor aradığımız cevap. Görelim bakalım nasıl bir sorusu var. Verim anlamındaki yabancı kökenli bir söz. Harf lütfen. Buyurun. Harf lütfen. Durduk. Randıman. 1600 puan daha. Doğruca kasaya. Kasa oldu mu size 4600? 1 dakika 9 saniye var. O 1 dakika 9 saniye içerisinde son 4 sorumuza cevap vermeye çalışacağız. 3800 puan değerinde efendim. 9 harfli cevabı arıyorsunuz. Tek bir kelimeden oluşuyor aradığımız cevap. Hemen görelim. Nasıl bir sorusu varmış? İyi saatte olsunlar temennisiyle adlandırılan muallak yaratıkların diğer adı. Arifan. Buyurun. Durduk. Ecinliler. Ecinliler 800 puan değerindedir. Peki ya doğru mudur? ...5400 puan. Kaç sorumuz kaldı? 3 sorumuz kaldı. 2900 puan yani değerinde 3 sorumuz ya da kaldı. Çözüm 9 harfli cevabı arıyorsunuz. Bu aynı zamanda son 9 harfli cevabınız. 2 kelimeden oluşuyor. Buyursunlar görelim. Harf lütfen. Nasıl bir soruymuş? Harf lütfen. Çözümün bir anda akla gelmesi olarak da kullanılır Ali Fuat Bey. Harf lütfen. Hani böyle ampul yanmasıyla tasvir edilir ya. Dank etmek. Dank etmek 5400 puanı 5900 puan yapıyor.
Gayet güzel. 31 saniye kaldı. 5900 puandasınız. 31 saniyeniz var efendim. Hatırlayacaksınız, Sebla Hanım 6800 puan yapmıştı. 2 saniyede arttırmıştı. Yani 900 puana ihtiyacım. 900 puana ihtiyacınız var. O 900 puanı da şu birazdan soracağım. 2 sorunun içerisinden çıkartacaksınız. Toplam puan değeri 2000. İsterseniz 11 tane harf alırsınız. Evet. İkisini birden doğru cevaplandırırsınız. Evet. Ve bu iş biter. Evet. Tabii ki 2 saniye. İnan Bey ve Eda Hanım sizden sonra yarışacaklardır. Onları da dikkate almanız gerekiyor. Bu arada 31 saniyeniz var. 3 saniye arttırmak gerekiyor en aşağı. Buyursunlar. Sondan bir önceki sorumuz. Tek bir kelimeden oluşuyor cevabı. Elbette ki 10 harfli. Görelim bakalım nasıl bir soruymuş. Elektronik ve optikteki küçültme oranı. Ali Fuat Bey. Harf lütfen. Buyursunlar. Harf lütfen. Harf lütfen. Harf lütfen. Çözünürlük. Çözünürlük 600 puan değerinde. 6500 puandayız. 6 saniyemiz kaldı. Yalnızca 400 puana ihtiyacınız var. Evet. Veyahut da 300 puana. Geçti abi. Ama hiç merak etmeyin, o 6 saniye içerisinde de çözebilirsiniz efendim. Çünkü çok da zor bir soru değil. 10 harfli cevabı arıyorsunuz. Bu bir söz dizisi. 2 kelimeden oluşuyor. Ben hızlıca okuyacağım. Siz de inşallah hızlıca cevap vereceksiniz. Görelim bakalım. Ali Fuat Bey'in son sorusu geliyor efendim. Bir kişiye ait parayla ölçülebilen değerlerin bütünü. Harf lütfen. Menkul ya da gayrimenkul. Tamamı. Harf lütfen. Basalım mı? İyi yaptınız, bastınız. Çünkü bu riski almak durumundaydınız efendim. Bir kişiye ait parayla ölçülebilen değerlerin bütünü. O kişinin nokta nokta mal varlığı. Mal varlığı eğer ki doğruysa 6500 puanı 7300 puana yükseltecek ve Ali Fuat Bey'i birinci sıraya yerleştirecek. Görelim bakalım. Kesinlikle doğru cevap. 7300 puana ulaşıyor Ali Fuat Bey. Ve şu anda birinci sırada.